Şöyle bir örnek vereyim mesela. Yani yıllardır ilkokuldan itibaren yabancı dille eğitim alan Türkiye'deki bir çocuk gidiyor ortaokulda İngilizce eğitimle tamamlıyor. Liseyi, üniversiteyi, yüksek lisansı gidiyor. Amerika'ya buraya geliyor. Babasının şirketinde belki çok iyi şartlarda güzel. Aile şirketleri genellikle öyledir. Ama mesela bir böyle bir toplantı olduğunda, bir konferans olduğu zaman yabancılarla belki de hiç bugüne kadar İngilizce eğitimi almamış ama Kapalı Çarşı'da çıraklık yaparak büyümüş. Bu sektörün içine girmiş olan bir insan kadar güzel anlatamıyor. Dolayısıyla bilmenin dışında onu aktarabilmek, paylaşabilmek ve bunu mücadelesini sürdürebilmek çok önemli. İnsanlar çünkü sizden sadece başarı hikayeleri beklemiyor. Aksine başarılı insanların başarısızlık hikayeleri en çok dinleniyor. İşte TEDx var mesela. İşte 18 dakika gibi bir süresi var. Şimdi daha da kısaltmaya çalışıyorlar. Bu insanlar dünyanın bir numaralı insanları olarak adledilene kadar binlerce, yüzlerce başarısızlıkla karşı karşıya kalmışlar. Dolayısıyla evet, ben yaptım oldu hikayelerinden çok bazen olmaz hikayeleri birçok insan için çok daha büyük bir motivasyon kaynağı. Çünkü bunu genelde böyle reyting işi yıllardır bu işte reyting sistemi takip ediyoruz. Kim neyi seyrediyor, kim neyi seyretmiyor diye. Dizilerden tutun da yarışmalardaki o oluşturulan kasta kadar. Hani kim 500 milyar isterden işte ben bilirim şunlara binlere kadar. Orada da bir kast oluşturuluyor. Ve görülüyor ki bu reyting sistemi içerisinde insanlar iki şey izlemek istiyor. Bir, olmak istedikleri, bir de kendi gibidir. Yani ama olmak istemediklerini mesela onları da izliyorlar ama en çok izlemek istediklerine baktığımız zaman olmak istedikleri. Ama onunla birlikte henüz daha olmayan, hayallerini gerçekleştiremeyen insanları da en az onlar kadar seyrediyorlar. O yüzden araya mesela bu birazdan hikayeleme tekniklerinden bahsederiz. Onlar ne işe yarıyor, nelere dikkat edeceğiz, onlara da azıcık değiniriz. Dolayısıyla burada işinizin bir şeyi aktarmak değil, anlatmak olduğunu, anlatmak içerisinde de paylaşmak olduğunu düşündüğümüz zaman bu işi stresli halden çıkarmış oluyoruz. Çünkü o zaman anlatmaya başladığımız zaman biz o işin içindeyiz ve ancak biz bir dopamin salgılarsak keyifle bir şeyi anlatırız. Dopamin çok acayip bir salgı, hepimizde olan bir salgı. Bir yandan da çok tehlikeli bir salgı. Çünkü kumar bağımlıları, uyuşturucu bağımlıları, bunların bağımlı olmasının nedeni o keşfettikleri dopamin. Ama bir yandan da bu bilim insanları bakıyor ki bilgiyi de en keyifli halde ve en verimli halde alabilmenin yolu da insanlara dopamin salgılatmak. Şimdi ben bilgi vereceğim diye herkese burada torbacılık yapamam. Ama bu ne demek oluyor? Yani bu hikayeleme teknikleri dediğimiz kısım o. Yani işi rakama boğmadan, örnekler vererek, kendi hayatınızdan ya da başkalarının hayatından, başarılı başarısızlık hayatları, bütün bunları bir hikaye, bir örgü, bir ağ, bir kurgu, bir dizi, bir filmmiş gibi bir sonraki cümlenizi merak ettirerek bu insanlara aktarmak. O zaman siz de bu işin içinde olduğunuz için sizin için de keyifli hale geliyor. Sizin için bir gün öncesinden uykunuzu kaçıracak, ben yarın ne yapacağım bu kadar kişinin içinde diyebileceğiniz bir korku haline gelmiyor. Korku, topluluk içinde konuşma korkusu, uçak korkusundan, deprem korkusundan çok daha fazla. Bunun altına yatan nedenlerin başında da kendimize güvenmeyişimiz ya da mükemmeliyetçi olmamız gerekiyor. Halbuki insanlar, eğer sahneye hakim olamayabilirsiniz, mükemmel her şeyi bilmek zorunda değilsiniz ama o an dilinizin sürçmesini bir espriye bağlayıp işte kendinizle olabildiğince dalga geçip seyirci kitlesini de göz önünde bulundurarak ondan sonra heyecanınızı saklamadan
o sunumu heyecanınız sanki sizin böyle bir hayta bir arkadaşınızmış gibi o konuşmaya da dahil ederek çok güzel olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Dolayısıyla bir kere yaşınız gereği çok avantajınız var. Hata yapmaktan korkmayın. Hata yapmayan insanlardan korkun. Hata yapmadım diyen insanlardan korkun. Tabii ki burada size koca bir projeyi teslim ettikleri zaman hata yapmaktan korkmuyorum deyip de hocalarınızın tepesinin tasını attırmayın. Evet, aynen. Hata yaptım. Bak işte hata yapacaksın dedi falan. Hayır, o hatalardan tabii ki bahsetmiyoruz. Yani bazen kendimizi çok önemsiyoruz, bazen de hiç önemsemiyoruz. Şimdi biz burada topluca bir fotoğraf çeksek ki çekeriz değil mi Gizem? Herkes ilk kime bakıyor? Kendine bakıyor. Değil mi? Yani halbuki yanımdaki sen diyelim şöyle çıkmışsın, sen böyle çıkmışsın. Ben onu görmüyorum, ilk kendime bakıyorum. Ama onun lügatı bile oluştu. Şey diyorum, ben de kusura bakma harcamadım. İşte. Bu, ama şu an için değil, geçmişte de böyleydi. Yani bu Kodaklarla çekip tab ettirip getirdiğimizde o zaman düşünsenize, bekliyorsunuz, dünyanın parasını vermişsiniz ve şöyle bir şey. Dolayısıyla çok kendimizi önemsiyoruz. Ama mesela iş böyle topluluk önünde konuşma, işte bir şey yapma, zam isteme. Bak, o konu yarın öbür gün kadrolu kalırsanız bunlar aklınızda olsun. O konularda mesela hiç güvenmiyoruz kendimize. Ama görünme konusunda. Bu iş çünkü mesela asansörde bindiğimiz zaman hepimiz poz veriyoruz yalnız kendimize, değil mi asansörde? Böyle şey, simsertiler, merfiler de bayağı asansör pozları oldu. Biri böyle aniden bir kattan biri çıkarsa falan ne yapıyoruz? Böyle yakalandığımız zaman utanıyoruz. İletişim dediğimiz kısım tamam, dış görünüşümüz de önemli tabii ki. Niye çirkin olalım ki yani, değil mi? Ama tek şart bu değil. İki boyutlu olan bir şeyi üç boyutluya çıkardığınız zaman işte o zaman işin içine ses de giriyor, ses tonu da giriyor, ses rengi de giriyor, her şey giriyor. Ve bu bugüne kadar kendimize alıştırdığımız şeyin sınırlarımızın dışına çıkmak, sınırlarımızı biraz daha büyütmek anlamına geliyor. O yüzden bizi tedirgin ediyor. Bu şeydir, başka insanlara da bizim hep bir mesafemiz olmalıdır, olacaktır da. Niye? Hiç tanımadığınız biri gelip sizin şuranıza kadar gelip konuşsa, iyi şeyler söylese bile bir tedirginsiniz, tedirgin olursunuz çünkü sizin sınırınıza giriyor. Ne olur? Siz böyle haftalarca konuşursunuz, işte ailesini bilirsiniz, ne yaşadığını bilirsiniz falan. Gene buraya geldiği zaman gene sıkıntı çekersiniz ama şurada oturuyorsa şuraya geldiği zaman o kadar eskisi kadar tepki göstermezsiniz. İşte bütün bu anlattıklarım da kendimizle bile bir sınırımız var iletişim konusunda. O yüzden başkalarına karşı o sınırlarımızı bazen çok sınırsız bir şekilde kaldırırken kendimize yaptığımız haksızlıkları da bir yandan aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Hele hele dediğim gibi hata yapma şansınız çok varken. Hata yapmayan insanlar olmayın. Çünkü ve bu genellikle işinden sadece beslenip mutlu olan insanların kendilerine uydurduğu bir yalandır. Ve iş hayatında çok vahşidirler. Bu insanlarla belki burada karşılaşmıyorsunuz, karşılaşmayacaksınız ama yarın öbür gün profesyonel hayatta illaki karşılaşacaksınız, değil mi? Hocam yani... Sürekli aynı insanı görüyoruz bazen böyle 10 yıl sonra aynı insanı görüyorsun. Evet. O yüzden yani burası da aynı, yani New York da aynı şey işte. Evet. Karşımda insan çıkıyor, evet 10 yıl evvel. Şimdi işini çok severek yapmak başka, işini tutkuyla yapmak başka, bir de sadece işiyle yaşayan insan olmak başka. Öyle olduğu zaman iş bu tutkunun da ötesine geçip histerik bir hal almaya başlıyor. O bakımdan yani mesleğiniz ne olursa olsun, kendinizi hangi alanlarda uzman yapmak istiyorsanız, onun dışında da size bir böyle bir hobi, varsa bir hobiniz, bir tane daha hobi, böyle zamanınıza göre onları öneririm. Biraz daha çünkü sizi böyle şey yapıyor, yumuşatıyor, törpülüyor. Şimdi biraz sonra anlatacağım demiştim ama hikayeleme teknikleri dediğimiz şey o. Yani kendinizi de verip anlatabilmek, şey yapabilmek. Diksiyon dediğimiz şey tamam,
çok güzel dinleniyor, diksiyonu güzel olan insan ama bir süre sonra da böyle mesela diksiyon dediğimiz şeyin aslında ya benim o kadar iyi ses tonum yok ki deyip başlayıp en başta o ön yargıyla yaklaşıyor insanlar. Diksiyonun iyi olması için ses tonunun iyi olması iyi mi? İyi belki. Ama ses tonu dediğimiz şey zaten bizim öyle bir enstrümanımız var ki bütün tonları taklit edebiliyoruz. Ve dolayısıyla ses tonuna, herkesin bir sabit ses tonu zaten yok. Bütün notaları canlandırabildiğimiz için o istediğimiz ses tonunu zaten biz konuşmamızda, vurgularımızla, tonlamalarımızla ayarlıyoruz. Burada önemli olan şey belki hani takıldığınız nokta ses tonu değil de ses rengi olabilir. Bazılarının işte hakikaten çok şeydir, yoğun tok bir sesi vardır. Bazılarının daha incedir. Yani ne kadar böyle kalınlaştırmaya çalışsa bile o hani tok olan birinin en şey halinde, tiz haline bile ulaşamaz. Çoğu kişi bana sigara içsem sesim kalınlaşır mı diye soruyor. Kalınlaşır ama o zaman da sesini kaybedebiliriz. Dolayısıyla hani hep dikkat ederseniz reklam seslendirmelerinde özellikle hep aynı seslere aşina olursunuz. Ama bu isimler hep böyle sektörün vazgeçilmez isimleridir. Ali Poyrazoğlu, Okan Bayülgen, Şenay Gürler, işte kim, Arsen Gürzap. Bu insanları aslında vazgeçilmez kılan onların ses tonu değil. Ses rengini her tona, her duyguya göre inişini, çıkışını çok güzel, sakız gibi her şeye, her mesaja uydurabilmeleridir. Ali Poyrazoğlu bir kurumsal bir firmanın da çok güzel sesi olur. Bir animasyon filminin de çok böyle haylaz, en haylaz karakteri de olur. Çok iyi yapar. Okan Bayülgen, işte Domestos'taki mikrop da oluyor adam. Ne bileyim Richard da oluyor. Arsen Gürzap, Lösev'in sesi yıllardır. Orada tamam çok tok bir ses ama aynı zamanda yıllardır o tedaviyi gören bir çocuğun yazdığı mektubu okuyor, seslendiriyor. Dolayısıyla ses rengi dediğiniz şey sizin kendi parmak iziniz. Ses tonu dediğimiz şey de sizin bütün özgürlüğünüz, sizin uçurtmanız. Yani bir tek ses rengi, ses tonuna bağlı kalırsanız o uçurtmayı haksızlık etmiş olursunuz. Dolayısıyla daha çok anlatıp daha çok böyle dinlemek bu işi sizi daha çok geliştirecektir. Birkaç böyle mesela örnek vermek gerekirse yani konuşmayı monotonluktan çıkarmak için mesela bir sonraki kelimenizi merak ettirmeniz gerekiyor dedim ya. Orada da monotoninin en büyük şeylerinden biri, tuzaklarından biri hep aynı cümleye aynı tonda başlayıp aynı tonda bitiririz. İşte bu genelde haber izlerken bir haberci şeyi böyle dalga geçilen bir tonlama şeyi vardır. Hatta reklamlarda da şimdi sayın seyirciler bilmem ne falan. Şimdi tabii ki anlatacağınız şey çok önemli. En önce tabii ki insanların sizi can kulağıyla dinleyebilmesi için anlatacağınız şeyin onları ilgilendirmesi ve bilgilenmesi gerekiyor. Ama çeşitliliği sağlayabilmek için hiçbir zaman cümlenin sonunda bıraktığınız tonla yeni bir cümleye başlamayın. Yani şunu demek istiyorum. Hiçbir zaman cümlenin sonunda bıraktığınız tonla yeni bir cümleye başlamayın. Çünkü bu monotoniye yol açar. Hiçbir zaman cümlenin sonunda bıraktığınız tonla yeni bir cümleye başlamayın ki bak başlamayın ki ya da çünkü bu monotoniye yol açar. İşte Okan Bayülgen'in o şeyde bu kanaldaydı, şovda ATV'de yaptı, gecenin ikisinde başlayan programlarda arada bir hiçbir herkesi şaşkına çeviren avaz avaz bağırması mesela aa demesinin nedeni de budur. İnsana uymasın. İnsanlar kopmasın şeyden diye. O bile çok fark ettirir. Bugün buna dikkat edin. Bugün ne yaptım? İşte bugün işte sabah kalktım. Metroya bindim. İşte hava yağmurluydu, şemsiyemi almamışım. İşte geldim. İşte kimse yoktu ofiste. Zaten kapıda kaldım. Kalktım, güzel kahvaltımı ettim,
Sonra saate baktım, geç olmuş. Hemen koştum. Metroya yetiştim. Ondan sonra yağmur başladı. Şemsiyem yok. Yani aynen arkadaşınıza anlatır gibi değil mi? Yani gidip böyle haberde de öyle mesela. Gerçek bir, daha gerçek bir, zaten bizim yakınımızdaki insanlarda hep bu gerçekliği yaşıyoruz. Ne vurguda ne tonlamada hata yapıyoruz, ne işte diyaframdan mı nefes aldım, bilmem neden mi nefes aldım falan. Bunları zaten hesaba katmadan çok güzel anlatıyoruz. Onda hiçbir sorun yok ama sorun bizim yeni karşılaştığımız, bilmediğimiz, tanımadığımız insanlarla ya da bildiğimiz, tanıdığımızı zannettiğimiz halde şurada mesela siz atıyorum kahve içerken ayrı sohbet ediyorsunuzdur. Burada bütün Gökhan Beylerin olduğu bir toplantıda bir sunum yapmanız beklenirken ayrı bir kimliğe giriyorsunuz. Çünkü orada bir kaygı var. Dolayısıyla size ait bir sesi kullanın. Bizde de şimdi haberciler ne olsun derler. Hep böyle iyi akşamlar sayın seyirciler. Ama ona bunu o kadar kaptırıyorlar ki mesela bakkala giriyor. Diyemezsin ki böyle yıllardır yumurta aldığın Ali amcaya. Ali amca yumurta alacağım ama bunlar taze mi acaba? Yoksa taze değilse niye taze değil? Değil mi yani böyle... İster ekrana çıkın, ister işte burada sunum yapın, yine o arkadaşlarınız az önce kahve içip kikir dediğiniz, dedikodu yaptığınız, belki bu yaz beraber ya tatil planı yapacağınız arkadaşınız bu kim ya, içine cin girmiş falan demez. Aynen Ali amca gibi yani, bu çocuk elimizde doğdu, ne oldu böyle değişti? Tamam çocuğum yumurta aynı işte yani gibi. O yüzden bu işte öncelikle anlatacağınız şey çok önemli. Siz merak ettirmeniz çok önemli, kurgunuz çok önemli, ses tonunuz önemli, vurgularınız, tonlamalarınız önemli ve beden diliniz önemli. Ayakta sunum ayrı, otururken ayrı. Eğer daha önce hiçbir ayakta sunum yapmadıysanız daha dezavantajlı hissediyorsunuz kendinizi çünkü bu sefer çok kahve içtiğim için bu sefer çünkü yani otururken siz benim sadece buramı görüyorsunuz mesela ayakkabımı görmüyorsunuz. Şimdi ayağa kalktığınız zaman çorap renginize kadar herkes sizi inceleyecek. Zaten bütün bunları göze alarak böyle bir sunum yapmanız gerekiyor. Biri böyle sürekli ayağınıza baktığı zaman eğer siz memnunsanız o çorabınızdan sizi başka bir şeyin enterese etmemesi gerekiyor. O çorabına bak ya, o kırmızı mı giydin? Evet, çok seviyorum. Nesini beğenmedin demeye bile gerek yok. Siz o gün oraya, o sunuma, sunum yapmasanız bile o işe, o mesaiye gittiğinizde giydiğiniz kıyafet başkalarını şaşırtıyorsa olabilir. Ama emin değilseniz işte orada problem var. Hadi ya, olmamış mı? Böyle mi olmuş? Giymemeli miydim? Şöyle miydim? Böyle miydim? Diye kendinizi teslim etti. Bu her şeydi. Yani emin olmak zorunda değiliz ama bir şeye karar vermemiz lazım. Evden çıktığımız zamanki saçımıza, giydiğimiz ceketimize, zorunlu bir şey giyiyorsak bile onun bir sebebi olması lazım. Mesela her şey kirlidir. Bir tek o temiz kalmıştır. Onun için giymişsinizdir. Bunu böyle izah etmeye bile gerek yok. Sunumlarda da böyle bir şeye sebep vermemek için her şeye hazır bir şekilde çıkmanız gerekiyor. Yani biz burada bir takım şeylerden bahsediyoruz, işte ipuçlarından bahsediyoruz ama orada verdiğiniz bilgi esas önemli. Ama şöyle de bir gerçek var, insanlar sizin verdiğiniz bilgiyi %30 aklında tutabiliyor. Sizin verdiğiniz örnekler, ses tonunuz, beden diliniz, işte mimikleriniz, jestleriniz, akılda kalanlar bunlar oluyor. Kıyafetiniz. Ne yazık ki bu yüzyıllardır olan bir şey. Yani yeni bir şey değil maalesef. O yüzden yani bir akademi gecesinde bir kişinin, işte Oscar kazanan bir kişinin söylediği sözlerden çok giydiği böyle patır patır her tarafı toplarla mutlarla dolu olan garip garip kıyafetler daha çok akıllarda kalıyor. Dolayısıyla iyisiyle kötüsüyle bir şeyin arkasında durmanız gerekiyor. Öbür türlü çünkü ben mesela ben konuşurken biriniz cep telefonuna baksa, anladın mı? Yani biriniz cep telefonuna baksa
Ondan sonra biriniz ama kafasını kaldırmasa, biriniz işte ayakkabısının bağı çözülmüş, onu şey yapsa, tekrar ayakkabısını bağlasa, biriniz başka bir şey yapsa, biriniz kulağını kaşısa, biriniz böyle kötü hissediyor olabilirsiniz başınıza. Bütün bunları hepsini şahsiye almaya o kadar açık oluruz ki hiçbirinin altından kalkamayız. Belki o telefonuna bakan kişi bir yakını ameliyata giriyor ya da ameliyattan çıktı. Kim bilir? Ya belki o gün sevgilisinden ayrıldı, çok seviyor. Belki o gün aldatıldı, belki dün gece aldattı, kavga yaşandı, bilmem ne oldu. Çok önemsiyordur belki bu şeyi, konferansı, ama bilemezsiniz ki onun sonu yok yani. Biri şey yapmış işte, ne yapmış? Sıkılmış, esnemiş. Belki yeni çocuğu oldu. Belki günlerdir uyumuyor. Yani her esneyen uyumaya hazır mı? Değil mi? Esner esnemez biz bayılıyor muyuz böyle? Hayır. Bir ayakkabı bağını şey yapmış. Takılmıştır, takıktır belki. O yüzden kendimizden emin olmazsak en azından o ana konularda hemen başka yere kaymaya hazır oluruz. Eğer biz başkası adına düşünmeye başlarsak o zaman işimiz zor. O zaman konudan uzaklaşırız, kendimizden uzaklaşırız, hakimiyetimizden uzaklaşırız. Biz olmaktan çıkarız. Ondan sonra terlemeye başlarız, kekelemeye başlarız, onu yaparız, bunu yaparız ve oradakiler bizden memnun ayrılmazlar. Arkadaşlarınız için de bu öyle. Yani her şeyden onay bekleyen bir kişiyseniz arkadaş ortamında da, o zaman o sürecin moderatörü, o sürecin liderliğini yapma şansınız çok az. Ya insanlar size o şekilde yaklaşırlar ya da siz aynı şekilde onlara kendinizi alıştırırsınız. Dolayısıyla bir sürprizi, bir yeniliği olmayan buluşmalar düzinelerinden bahsederiz. O yüzden diksiyon, artikülasyon dediğimiz şey de aslında anlatılan ne söylediğimizden çok nasıl anlattığımız aslında önemli. Şimdi bir Ayşe Egesoy vardı eskiden. TRT'de Türk Sanat Müziği'nin bütün sözlerini falan önce bir böyle güzel, en az böyle az solistler kadar şık giyinmiş bir kadın anlatırdı. Az solist gelirdi söylerdi. Şimdi çok temiz bir Türkçe, çok böyle olağanüstü böyle. Kadın titretiyor böyle her tarafını. Ama yani bir şeyden, bir olağanüstü bir şovdan bahsediyoruz. Hem kıyafetler çok abartılı, hem ona uygun dil çok abartılı olmalı, hem artık bu çağa çok uygun değil. Onun bile artık yenilenmesi gerekiyor. Sizin dolayısıyla sadece iş ortamında değil, bütün beşeri ilişkilerinizde, yani arkadaşlarınızla, annenizle, işte potansiyel patronlarınızla, işte iş arkadaşlarınızla da bütün bunları düşünmeniz gerekiyor. Bu sizin üstünüzden çok büyük bir ağırlık kaldırır. Z kuşağının şöyle bir avantajı var. Çok bizim kuşaklara göre biraz daha bencil. Yani bizim kuşakların yapamadığı şeyi Z kuşağı çok güzel yapıyor. Bunu suçlamak için söylemiyorum. Hakikaten olması gerektiği kadar olursa çok yararlı. Ama bazen mesela bu böyleymiş ve hep böyle olmalıymış, siz niye böyle yıllardır yapmadınız diye sorulduğu zaman orada da sizi tenzih ediyorum, ama çoğu şeyde şununla karşılaşıyoruz: istekli olup gayretli olmamaları problemiyle. Yani bizim dönemimizde de vardı, işte okul biter bitmez işletme okuyanların hepsi genel müdür olsun. Ondan sonra hemen böyle mimarlıktan sonra kendi ofisimi açayım. Ondan sonra hemen gelsin bana işte Bulgariler, şeyler, işte ne Amerika'nın en ünlü şeyi, firması kim? Böyle çalışmak için can atan mimarların. Şey, kendisi arasında mı? Evet, yani herkes, siz de dahil. Ne mi deriz? Bilmiyorum, zavallı odasında falan mı? Aizm'in mi? Aizm'in yani. Bir yani, işte shop architect. Shop. İşte o. Dolayısıyla bir, bu özgüvenin bu kuşakta olması çok güzel bir şey. İki, iletişim kısmının çok zayıf olduğu bir kuşaktan bahsediyoruz. Çok zekiler, çok akıllılar. Dolayısıyla siz bu kuşakla yarış halindesiniz. Ve iletişim dediğimiz bu eksikliklerini
Şimdi belki şu ortamda yüz yüze pek çok iş yapılmıyor ya, ama yani yapay zeka ile bir sürü şey yapılacak, her şey yapılacak. Yüz yüze iletişim hala devam edecek. Bütün bunları hatırlayıp kendi kuşaklarınız içerisindeki bu rekabette kendinizi çok daha üst seviyelere taşıyabilirsiniz. Bu iş mesela kendini geliştirmek dediğimiz zaman işte hobi edinin, işte gerekiyorsa bir yabancı dil daha öğrenin. 10 yabancı dil bilip mesela bizim hocalarımızdan biri, birçok uluslararası üniversitede şey var mesela, kitabı var. Birçok üniversitede, kütüphanede araştırmaları yayınlanıyor. Ama bize derste ilk geldiği gün söylediği şey şuydu: ben derste kitabımı okuyorum, katılma zorunluluğu var ama ne yapabilirim ki? Gibi bir şeydi. Hakikaten adam şu kocaman tahtaya şuradan başlıyordu. Fıt 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 fıt. Ağzından tek kelime çıkmıyor. Fıt 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 fıt. Yazıyor. Halbuki önümüzde aynı kitapta olan şey var. Dolayısıyla o bizim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Bilmek beraberinde çok iyi anlatabilmeyi getirmiyor maalesef. Ama hem bilip hem de iyi anlatabiliyorsanız işte o zaman o amfi doluyor. Bir konferans yapıyorsanız o üniversite sizi 10 kere daha çağırıyor. Ondan sonra aynı şekilde projenizi, belki birçok proje var. Belki sunduğunuz proje herkesin projesinden çok çok daha iyi mi? Ama iyi. Ama özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız bu işi veren kişilerin de sizle bir duygusal bağ da oluyor, değil mi? Öyle bir tuhaf bir arkadaşlık, yani yurt dışıyla karşılaştırdığımız zaman bir artık bir aile olduk havası, değil mi? Hemen böyle. Bu güzel bir şey ve bu özellikle bu topraklarda bu işi devam ettirecekseniz mesela o iletişimi sağlamanız açısından da önemli bir şey. Sadece şey iş için değil, işte birçok şey için. Şimdi yani ben işte şöyle nefes alın, böyle şu diyafram burasıdır bilmem nedir falan diye öyle bir eğitim bugün vermeye gelmedim. Sadece böyle bir en fazla konuşan tek ben konuştum ama size de şey sorularınız varsa soracağım. Diyafram dediğimiz şey, kısaca söyleyeyim, böyle hani şurayı tutun pst yapın, pa pa yapın bilmem ne falan değil. Biz doğuştan itibaren zaten bebek ilk ağlamaya başladığı anda, annesinin işte içinden çıktıktan sonra ağlaması diyaframdan. Onun bütün işte ses çıkardığı sesler diyaframdan. İşte hiç bugüne kadar ağlayıp sesi kısılan bir bebek gördünüz mü? Ben görmedim. Çünkü bu bizim aynen doğuştan bütün canlıların özellikle uyurken hala bütün doğru bildiğimiz yanlışları hayatımıza sokmamıza rağmen insanoğlu, ben size derim ki bu teknikleri gösteririm, şey yaparım, yaparsınız, bir türlü yapamıyorum, nasıl yapacağım falan deyip böyle yorgunluktan uyuyakalırsınız ve vücut otomatik olarak diyaframdan nefes alır. Dolayısıyla çok da zorlamayın kendinizi. Diyafram burası mı, şurası mı, burası mı? Yalnızca nefes bizim biliyorsunuz şeyimiz, benzinimiz. Değil mi? Ağzımızı burnumuzu kapatsak, hani yani iki dakika nefessiz kalalım, bir tane de tirat okuyalım desek bu imkansız. Çünkü yani morarız, şey oluruz ve ölürüz. Verimli kullanabilmek demek şu auditoriumu, hem şu çeperi, ağzın içindeki o amfiyi verimli kullanmak ve o benzini aslında iyi yakmak. Onunla ilgili sadece tek bir teknik egzersiz verip bitireceğim. Sonra da varsa sorularınız, onları alacağım. Bu auditoriuma gelmesi lazım. Bazı arkadaşlarınız mesela çok gırtlaktan konuşur. Bazıları burundan konuşur. Bazıları konuştuğunu zanneder, kalır diye kalır. Bazıları da yani Maltepe'den Kadıköy'e kadar kendini duyurur. Hatta böyle fazla rahatsız olursunuz, değil mi? O gittiğiniz restoranlarda sizi rezil ettiğini falan zannedersin. Şimdi buraya mesela nefes aldık. Nefes alırken hep yaptığımız yanlışlardan da biri, biz akciğeri
hep böyle kalp gibi yukarı doğru büyüyen bir organ zannediyoruz. Onun için böyle hadi oğlum, hadi çocuğum, kızım bir böyle derin nefes al dediğim zaman ne yaparız diye buralarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Halbuki akciğer tam tersi büyüyen, yani anatomik yapısı değil mi? Şöyle başlar, aşağıdan şey olur, aşağı doğru genişleyen bir organdır. Dolayısıyla şuraların kaburgalar dediğiniz zaman burunda mı daha çok hissediyorum, ağızda mı? Ağızda daha çok hissedip titreşim hissediyorsanız, böyle hani böyle karıncalanıyorsa, sizi gıdıklıyorsa güzel. Evet. O zaman anlayın ki bu nefes sese hazır ve tamamen sizin hoparlörünüzden çıkmaya hazır. Arada birbirini kontrol edip, mesela önemli birkaç konuşmanız var, bir şeyiniz var, zam isteyeceksiniz, başka bir şey yapacaksınız falan filan. Onlar da şey yapar, güzeldir. Bu bir de nefes çalışmaları benim birçok yerde var galiba, benim o eğitimlerim dijital ortamda. Belki o nefes kısımlarını, işte daha teknik kısımları oradan da halledebiliriz ama İstediğim şey o buydu. Yani bu dediğim ses, nefes, nereden nefes alıyoruz, işte diksiyonumuz, iki yumurta var mı falan filan dediğimiz şey, işin %10'u 15. Bunlar olmazsa olmaz, hani hangisi doğru, hangisi en ideali dediğimiz şeyler. Ama onun dışında kalan şeyler, bir, söyleyecek sözümüzün olması ki en önemlisi bu. Özgüven, cesaret, empati ve tabii ki neydi en çok konuştuğumuz, kendinizi kahretmemeniz. İşte bütün bunlar daha önceki şıklarla birleşiyor. Birçok noktada çok aşırı güven duyuyoruz kendimize ama birçok noktada da çok çekingen kalıyoruz. Hata yapma şansımızı kullanalım. Yani hatasız hiçbir insanın hiçbir yere kolay kolay ulaşamadığını hep hatırlayalım. O yüzden yani bu bugünkü şey artık bir diksiyondan çok bir iletişim sohbeti gibi bir şey oldu. Sohbet dediğimiz şey aslında iki kişiyle olur ama hep ben konuştuğum için şu an o sohbet kısmında belki sizin böyle sorularınızı alabilirim varsa. Şimdi mesela özgüvenden falan bahsettik ya biraz. Ben mesela tanımıyorum ki konuşurken çok heyecanlanıyorum ve hızlı konuşuyorum istemsiz bir şekilde. Mesela bunu yenmek için hızlı konuşmayı vesaire ne yapmak gerekiyor? O sürecin yani kaygı herkeste var. Kaygısız insan yok. Ama bu heyecanda olduğu gibi mesela senin önüne geçtiğinde bütün planlarını bozabiliyor. Bu korku, yani bu kaygı, aşırı dediğim kısım, demin dediğim gibi uçak korkusundan ve işte deprem korkusundan çok daha fazla. O yüzden bir kere sen kendinin bu konuda yalnız olmadığını kabul ederek başlaman lazım. İkincisi, sordum, konuşuyorum ama bir an önce bitsin ve kurtulayım yani. Ben madem kimse bir soru sormuyor, bir ben sorayım. Bu adam bir daha gelmez falan deyip böyle... hızlandığın zaman bizim ne dedik ilk başta? Anlaşılabilir olmak. Anlatan olmak, değil mi? Anlatan olmak, yani aktarmak değil, anlatan olmak istiyorsak anlaşılabilir olmamız gerekiyor. Bunda ne var? İşte verdiğimiz mesaj, sorduğumuz soru. Onun dışında artikülasyon. Artikülasyon dediğimiz şey her hecenin değil, her harfin hakkını verebilmek. Yani mesela birçok kişi ben diyor mesela, ban diyen var benim. Öyle bir e çıkarıyor ki ban, a gibi, öyle bir ne a var ne e var. Sadece o değil mesela, hecenin hakkını vermek, kelimenin hakkını vermek ve vurgunun hakkını vermek. Hepsinin hakkını verdiğin zaman orada artikülasyonla ilgili bir sorunu kalmıyor insanın. Vurgu, nota, işte şey, onlar bahsedildiği zaman işin içine fonetik de giriyor. Fonetik dediğimiz ezberdir. Nasıl biz lambaya lamba demiyorsak, lamba diyorsak, değil mi? Hiçbir hece uzamıyor. Bu bir fonetik kuralıdır.
yıllardır insanların yıllardır kullandığı kelimeler bir fonetik kalıbı içerisinde, bir dil bilimi içerisinde olur. Nasıl biz İstanbul'a iyi İstanbul demiyoruz yabancılar gibi, değil mi? Nereden geliyorsun? İyi İstanbul. Nereye gittiğini? İzmir. Sanki söyleme der gibi bir arkadaşım burada seni gıdıklamış. İzmir gibi. İzmir. Onun gibi fonetik kuralları, işte şeyler, şunlar, bunlar. Artikülasyonun o zaman o heyecanda kaçıyor. Onun için hızlanıyorsun. Bir an önce bitsin istiyorsun. Dinlemek daha kolay çünkü ama sormak daha zor. Başkaları böyle mesela bunun üzerinden beni eleştirir mi kaygısı. Şunu düşün, herkes aynı kaygı yaşıyor. Ben de yaşıyorum. Ben 25 yıldır bu işin içindeyim. Ve ben de topluluk önünde konuşacağım zaman ben çok iyiyim, çok hazırım. Hiç hazırlığa da gerek yok. Falan filan. Zaten insanlar beni bir yerden tanıyorlar. Bir şey olursa işte ne yapayım? Bütün ekip var. Ben mi kurtaracağım herkesin şeyini falan filan dediğiniz zaman illa bir problem çıkıyor. İnsanların benimle böyle hani zirvelerde, başka şeylerde çalışmak istemesinin nedeni, ben o ekibin ne kadar az süre çalışırsak çalışayım bir parçası olmak istiyorum. Dolayısıyla bana verilecek de o hazırlanmış bir metin olsa bile orada bir yanlış var mı, eksiklik var mı, akışa uygun olmayan bir şey var mı, çatışan bir şey var mı, tekrar var mı, gereksiz sorular bilmem neler var mı? Bütün bunları ben onlarla paylaşmalıyım ki vakitten yemeyelim, şey yapmayalım. Dolayısıyla çok normal ama bunun üstüne gitmen lazım. Kendi kendine pratik yap. En yakın arkadaşınla yap. Kardeşin varsa evde onunla yap. Annenle çok iyi arkadaşsan onunla yap. Bundan keyif almak gerekiyor. Tam tersi. Zamanı iyi kullanmak gerekiyor derken galiba fazla uzattım, değil mi?